Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun sokağa çıkma yasağında evinin yakınlarında kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde yine hafta sonu Bebek'te görüntülenen Coşkun'un yasağa rağmen yürüyüş yaptığı iddia edilmişti. Keyifler yerinde? Evet, teşekkürler. Keyfim yerinde, çok şükür. Evet, ev bu tarafta, markette evim mi geziyorsunuz? Şurası, evimin altındasınız şu anda. İzninizle mi geziyorsunuz? Cebinizde bir kağıt mı? İzinden yanından ayırmam. Ne olur ne olmaz. Bakabilir miyim? Ben memur çocuğuyum. Hayır, bakamazsınız. Asla vermiyorum. Süper. Ama biz dedik eviniz yakın, Bebek'te görüntülendiniz. En yakın markete mi çıkabiliyorsun? Eczane. Ha, eczane. Eczane, nöbetçi eczane belli yani. Her zaman aldığımız eczane. Klasik. Ünlü yaşam koçu pandemide kilo almamak için evde yapılabilecek basit şeylere dikkat çekti. Evde bazı yoga hareketleri yapabiliriz. Streçler, egzersizler yapabiliriz. Ne bileyim, ev düzenli oturtabiliriz. Yemek yapabiliriz. Güzel sağlıklı şeyler yapmaya çalışabiliriz. O bile bir vakittir. 2 saatte bir yemek yapılıyor. En azından 2 saat boyunca yememiş oluyoruz. Çocuğumuzla vakit geçirebiliriz. Oyun oynayabiliriz. Ondan sonra kendimiz belli videoları izleyip videolarla egzersiz edebiliriz. Destek gibi videolar var. Çok keyifli. Şeyda Coşkun, Gülben Ergen ve Edis gibi ünlü isimlere formda kalmaları için danışmanlık yaptığını belirtti. Ben kilo aldım diyen ünlüler var mı? Yok. Çok nadir. Yani 3-5 yani. Mesela isim. Yani bazen Gülben der, Şeyda biraz çıkıyor muyum ne der. Ama yine iyiyim değil mi der. Hani 2 kilodur Gülben Ergen'in dışında biliyorsunuz. Ediz var. Ediz. Canımdır. Aynen. Ediz dans ediyor diyor ama ya bir şekilde biraz kilo da alıyor yani. Ediz, bunun nedeni siz daha iyi biliyordunuz. O kadar tatlı ve o kadar güzel bir yüreği var ki yemek yemeyi de çok seviyor. Ama çok da spor yapıyor. Evet. Aynen. Spor da yapıyor. Tamam canım, dur. Ben anahtarı alacağım. O zaman ben size bir hoşçakal diyeyim. Anahtarı alacağım çünkü arabayla bırakacağım. Teşekkür ederiz. Tamam, bugün de anladık. İzin kağıdınız var. Aynen, var. Yürüyorum. Sağ olun. Gezmiyorum. Gelen bekle, anahtarı alayım. No pares bola toda esa mala propaganda, papá, ¿qué te digo? No te comen el oído, no vayas.